Merhaba sevgili seyirciler. Uğur Meleke ile birlikte spor gündeminde hızlı bir tur atacağımız Ters Köşe programına hepiniz hoş geldiniz. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sen de hoş geldin. Hemen çok hızlı bir şekilde başlıyoruz. Gündemimizin ilk konusu Euro 2016'daki milli takım. Euro 2016'da milli takım hayal kırıklığı yarattı mı? Herkesin genel konuştuğu konu biraz beklentilerin dışında gibiydi ama ben açıkçası şeyi merak ediyorum. Beklenti tam olarak neydi ki? Yani hani milli takımdan beklenti neydi? İspanya, Hırvatistan olan bir grupta üçüncü olmak çok olağanüstü hayal kırıklığı sayılmaz. Turnuvanın başında bunu kabul edebilirdik ama ben de kişisel olarak subjektif görüşüm hayal kırıklığı yaratan konu, İtalya 31,5 yaş ortalama bir takımla geldi turnuvaya ve 117 kilometre ortalama koştu. Biz 103, turnuvanın en genç ikinci takımıydık. Ya hiç yeterince mücadele etmediler mi yani sen? Yani orada eksiklik gözüküyor veya başka İspanya bir yere. İspanya maçı çok şey gözüktü değil mi? Yani bakıyorsun yenilebilirsin. Yani yenilmek o kadar değil de sahada çok yetersiz gözükmek ya da sahada her şeyin ortaya koyamadığını hissettirmek biraz belki de insanlara ayak kırıklığına uğrattı. Kesinlikle. İkinci yarı özellikle fiş çektik ya. İkinci yarı oyuncular sahayı terk ettiler, formaları kaldı adeta Hırvatistan ve İspanya maçlarında. Bir de bu prim meseleleri, işte hani çok fazla paranın gündeme geliyor olması, gerek Fatih Terim'in aldığı ücretler, gerek oyuncuların bu milli takımdan aldıkları ekstra primler, çünkü bir de şampiyonaya gidiş primlerimiz falan filan çok gündeme geldiği için biraz da bu biraz negatif elektrik yaratıyor galiba insanlarda. Her ne kadar milli takımımızın başarılı olmasını herkes istiyor olsa da hani ben genel çevremden bakıyorum. Ben tabii futbolla direkt ilgili, birebir ilgili olmasam da yakın çevreme bakıyorum. Biraz böyle bir ya işte hani daha çok kendini verenler, daha az para için oynayanlar, biraz lejyonerlik de yaklaştırılıyor. Ya bu kadar parayı çok gündeme getiriyorsunuz, bir de sahada dersinizi alın gibi bir genel olumsuz oluşuyor mu peki genelde insanlar? Basketbol milli takımında var mı? Mesela var, primler var. Şöyle, Amerika'da, Rusya'da, başka Almanya'da. Ya genelde bizdeki primler o kadar çok. Mesela en basit örneği Türk basketbol milli takımının en büyük başarısı, tarihin en büyük başarısı 2010 dünya ikinciliği. Dünya ikincisi oluyorsun Amerika'nın arkasından. Ondan sonra o 28,5 milyon toplam prim o kadar çok gündeme geldi ki. Çok da haklılar yani. Dünyadaki diğer örneklerine bakıyorsun takımların aldıkları primleri. Bugün açıklanmış da Portekiz 237 bin euro prim almış oyuncu başına. Yani şimdi sen dünyadaki örneklerini çok 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 üzerine çıkarsan bu millilik duygusunu biraz zedelemiş gibi hissediyorsun. Doğal olarak herkes başarılı olmasını istiyor ama hayal kırıklığı biraz oradan yaratıldı gibi geldi bana. Yani bu iş primi hak eden bir iş. Bu iş profesyonel bir iş. Bu sporcular mesleklerini icra ediyor ama ölçekte sıkıntı var yani. Hepimizin galiba ortak fikri bu. Bir de işte o prim ölçeği dışında bir de sahadaki yani İspanya maçındaki görüntü bu kadar aciz olmaması gerekiyor diyorsun. Yani en azından yani bir çabala, bir ekstra bir şeyler yap. Bir daha fazla mücadele. Sonuçtan çok bağımsız bir konu. Sen mesela kilometre örneğini verdin. Ya tamam hani üçüncü olmakta bence sıkıntı yok ama daha iyi üçüncü olunabilir. Veya işte şampiyonlar şampiyonu Modric 15 top kazanırken, Badel 16 top kazanırken Ozan 8, Selçuk 5. Ozan 8, Selçuk 5. Kaliteyle seni yenebilirler. Ama mücadele fazlasıyla yenmeleri acıtıcı. İç acısı olan o. Bu arada geriye sayım devam ediyor. Son 10 saniyemiz kaldı. Ben açıkçası genel görüntü, sonuçtan çok görüntü diyoruz o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Eksik mücadele. Evet, hemen yeni konumuza geçiyoruz. Ernesto Sosa konusu. Son dönemin en popüler konularından biri. Burada ben isim verirsem ben giriş yapmak istiyorum. Senin uzmanlık konun ama. Lütfen. Son dönemde işte Fikret Orman haklı mı diye bir tartışma var. Sosa'nın özellikle Türkiye'deki son yaşanan terör olaylarından biraz tedirgin olduğu ve ayrılmak istediğini söyledi. Fikret Orman da bugün dün yanılmıyorsam açmış ağzını, yummuş gözünü. İşte ya sen Ukrayna'dan geldin, bu tip olayları bilmiyor musun? Çok fazla biraz panik yapıyorsun diye. Ben biraz şöyle bakmak istiyorum. Şimdi herhangi bir insanın, şimdi bunun bir futbolcu olduğunu falan tamamen bırakın. Bu bir insan, bir ailesi var, onu sevenleri var, kendi sevenleri var. Herhangi bir olaya nasıl reaksiyon vereceğini dikte edemezsin bir insana. Kimi insan son derece bunu daha olgun ve daha olumlu karşılar. Kimi insan kendi hayatıyla ilgili kararlarda son derece daha tedirgin olabilir. Ne hissedeceğini söyleyemezsin. Aynen, ne hissedeceğini söyleyemezsin. Fakat işin içinde bu Sosa'nın gerçek düşünceleri olabilir veya ayrılmak için bunu bir şekilde kullanıyor da olabilir. Bu konuda da Sosa'ya bir itham yapılmaz fakat bunun kuralları vardır. Belli nedenlerle kontratı olan bir oyuncunun ayrılmasını gerektirdiği FIFA'nın da belirlediği, UEFA'nın da belirlediği, gerekse Türkiye Futbol Federasyonu'nda belirlediği belli kurallar çerçevesinde hareket edilir. Şimdi bu kurallar o zaman ne diyor ve benim de kişisel görüşüm sebebi ne olursa olsun, korkması, memnun olmaması, yemekleri sevmemesi, ne olursa olsun oynamak istemeyen bir oyuncuyu zorla tutmaya çalışmak da iyi fikir değil. Bu bence biraz pazarlık meselesi gibi geliyor bana. Mesela 11 Eylül saldırıları olunca
Amerika'daki yabancılar açısından veya orada hadisenin olduğu kentteki yerler açısından da olabilir. Bir sıkıntı yaşandı mı? Bir reaksiyon gösterdiler mi? Evet, mesela. Göstermediler galiba. Yok, pek göstermediler. Ama tabii onlar çok daha hani olayların tekrar etmesi biraz belki üst üste biniyor. Ama bu işler kurallara bağlı değil mi sonuçta? Yani Sosa'nın ayrılması için belli şeyler var, yönetmelikler ve kurallar var. Şimdi bir aydır Sosa'nın maaşına zam istediği yazılıyor. Ve bunu Sosa yalanlamıyor. 4 yıllık kontratı yaparken kimse kafası silah dayamadı bildiğim kadarıyla Sosa'nın. Yani 1.4-1.6 ne yazıldıysa oraya iki tarafın karşılık mutabakatıyla bir kontrat, bir akit yapıldı iki taraf arasında. Şimdi kontratın ikinci yılında ben iyi performans gösterdim diye daha fazlasını isteme hakkı olamaz. Çünkü zaten o kontrata yazılan rakam iyi performans göstermesi için yazıldı. Yani bir sporcu ben vazifemi %100 yaptım diye maaş artışı talep edemez. Aynen öyle. Benim kanaatime göre. Bence de. Dolayısıyla burada önce bu pazarlıklar yapıldıktan, maaş artışı talebi olduktan sonra şimdi terör saldırıları bahanesi de söz konusu olunca, bahane diyorum tırnak içinde, eğer o gerçekse çünkü bahane oluyor, o zaman daha acı tat bırakıyor ağza. Yani can sıkıcı olan o. Evet, evet. Aynı zamanda biraz da abi bunu, bari bunu kullanma diyorsun ama bu biraz tatsız pazarlığa giriyor. Şu olur mu NBA'de mesela kontrat devam ederken süper performans gösteren bir oyuncu maaş artışı? Amerikalıların bakış açısı, Amerikalılar deal is a deal derler. Yani, anlaşma anlaşmadır. Anlaşmayı yaptıktan sonra lehte veya aleyhte olsa asla bir daha üzerine konuşmaz. Anlaşma bitene kadar. Ha, sonra çok pişman olabilir ama asla bir daha tartışmaz. İki saniye süremiz tamamlandı. Yeni konumuza geçiyoruz. Bu biraz benim pek ahkam kesemeyeceğim bir alan. Direkt sanıp pası sana atacağım. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Son dönemde Fenerbahçeleri de çok ümitlendiren. Her yeni transfer en güzel umut değil mi zaten? Transfer kadar insanları umutlandıran çok fazla bir şey olmuyor. Herhalde yeni olması. Yani gördüklerinden farklı ekstra heyecan duruyorlar. Fenerbahçe'nin Şikörtel'e ihtiyacı var mıydı? Bu arada Şikörtel'miş ismi. Kendisi ifade etmiş havaalanında. Yoksa benim telaffuzumuzun kusuruna bakmasın seyircilerimiz. Şikörtel'e ihtiyacı var mıydı? Verimli olabilecek mi? Benim söyleyebileceğim çok az şey var. Bu konuda direkt sana atıyorum pası. Alves, Bağ, Kadleç. 3 tane stoper gitti Fenerbahçe'den. Sayısal olarak yerine 3 tane stoper ikame etmesi lazım. Neuschtetter ve Şikörtel'i transfer etti. Dolayısıyla öncelikle matematiksel olarak evet var. Yani bir takım sezona genelde 4 stoperle girer. Peki bir felsefi değişim olduğunu düşünüyor musun? Mesela Güney Amerikalılardan daha Orta Avrupalılara dönüş ya da yani oyuncu bazında olabilir yoksa felsefi bir değişim mi? Simon Kjær'le bir arada değerlendirildiğinde evet. Yani aslında uzun zamandır herhalde bir büyük takımda iki Avrupalı bir arada, Avrupa'nın hemen hemen benzer bölgelerinde yani iki Avrupalı bir arada oynadığını hatırlamıyorum. Ama oyuncu tipolojisi açısından bakarsak Bruno Alves'e de Şikörtel'in, ben de öğrendim senden, benzerliği de var. Niye? Kjær daha lider vasıflı, daha yönetici, daha az yere düşen, daha az formasını kirleten, topu daha iyi kullanan, daha ayakta kalarak oyunu yönlendiren bir oyuncu. Alves daha savaşçı, daha agresif, daha kavgacı. Çünkü futbolda kavga da lazım. Tabii. Kavgacının yerine kavgacı aldılar. Tipoloji olarak aslında Skörtel tipolojisi Bruno Alves'i andırıyor. O açıdan da hani ikamesi oydu gibi hissediyorum. İyi uyum sağlayabileceklerini düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü Avrupa'daki Danimarkalı stoperlere bakıyorum. Agger çok uyumlu bir Danimarkalı. Çok uzun süre oynadı takımında. Kjær uyumlu bir Danimarkalı. Her gittiği takımda uyum sağladı. Vestergaard var şimdi Werder Bremen'de, milli takımın yeni oyuncusu. Çabuk uyum sağladı. Beraber oyunda oyuncu da yükselten tipte oyuncular çıkıyor. Danimarka'dan stoper oyuncular çıkıyor. İki ay önce de World Soccer dergisinde İskandinavlardan çıkan yeni yıldızlar dosyası vardı. Baktım hemen hemen bir savunma oyuncusu. Çünkü savunma oyuncuları ne gerektiriyor? Soğukkanlı, yönetme becerisi. Sadece 3 dakikamız var ki zaten bir dakikasını ben çaldım. Bir dakikada geride kaldı. Ben o zaman net bir şekilde aldığım resmi anlatıyorum. Bir Fenerbahçeli'nin artık içi biraz daha rahat olabilir. Arkada, arkası sağlam diyebiliyor muyuz peki? Kesin Hollandalı Van der Field'e kattılar. grubun içine. Dolayısıyla üst düzey uluslararası, ulusal takım tecrübesi olan Rus milli Neuschtetter, üstelik Alman genlerde söz konusu. Bu gruba da katıldığı zaman bir Danimarkalı milli oyuncu güvenilir, bir Slovak güvenilir milli oyuncu. Van der Field, bir Rus-Alman kırması. Savunmada bir arada oynadığını göz önlersek evet iyi tercihler gibi gözüküyor. Fenerbahçe bu sezon savunmada çok sıkıntı yaşamış. Evet, kafa biraz daha rahat diyoruz. Hemen bir sonraki konumuza geçiyoruz. Bu sefer Galatasaray konusu ve Galatasaray'da son dönemde en çok, Galatasaray'da çok tartışacak konu var ama biraz daha gündemde öne çıkan konu verilen bu tuhaf ceza rakamları. Oyunculara verilen cezalar adil mi deniyor? Ben istersen kısa bir giriş yapayım senin yeni uzmanlık alanında ama
Ya ben açıkçası yani tamamen dışarıdan bakan bir insan olarak Wesley Snyder'e falan verilen bazı ceza... Bu arada Wesley Snyder'in bir takım açıklamaları da... Schneider pardon özür dilerim. Snyder. Hollandaca tabii biliyorsun gırtlaktan konuştuğu için bize pek uygun değil ama. Bir takım demeçleri biraz hani kulüp genel politikasının bayağı dışında olabilir. Biraz kulübü de eleştiren ki haklı olup olmaması önemli değil. Belli demeçleri bir yapının içindeyseniz... O yapının kuralları çerçevesinde vermeniz gerekir. Ben Snyder'i bu konuda oldukça kuralları ihlal etmiş olarak görüyorum. Fakat şimdi suçun karşılığında bir ceza vardır ve o ceza suçu aşarsa buna zulüm denir. Doğru. Bu çok basit. Yani uluslararası hukukta ve insan haklarında da böyledir. Fakat ben verilen ceza rakamlarını falan duydum. Orada biraz evvel Sosa ile ilgili konuşuyorduk yani maaşının artırılmasını istiyor. Şimdi terörden bahsediyor. Ben de burada biraz Snyder'i göndermeye mi çalışıyorlar diye düşünüyorum. Yani, mobbing. Resmen mobbing bu ya. Yani ve hani, el insaf be kardeşim öyle ceza mı olur yani? Hani o zaman Snyder'i haksız görüyor olsam bile ya da ben mesela Snyder'in ceza alması gerektiğini düşünüyorum abi. Bu cezayı gördüğüm zaman da abi el insaf ya inanılmadı diyorum. Bir de şu var. Cezayı 3 parçalı vermişler. 1 yaptığı açıklamalar. 2 hazırlık kampına katılmamış olması, geç katılmasıyla ilgili verilen ceza. 3. kısım çok önemli. Geçtiğimiz sezon gördüğü 8 tane lüzumsuz sarı kart. Pozisyon icabı olmayan sarı kart. Galiba yönetmelikte bu yazıyor mu sözleşmelerinde futbolcuların? Yani lüzumsuz gördüğü ilk sarı kartta diyelim 1 günlük maaş cezası. 2. o katlanıyor. 2 günlük maaş cezası. 3. 4 günlük maaş cezası. 4. 8 günlük maaş cezası gibi bir geometrik model varmış. Yani aslında sözleşmede olan bir cezası. Cezayı sözleşmeye uydurmuşlar gibi geldi bana biraz nedense. Ha, işte orada zurnanın zırt dediği yer orası. Bunu zamanında verselermiş kartları gördüğü zaman veya 4 sarı kart gördün 5. ceza bu kadar olacak falan diye paylaşsalar mı sporcuyla? Belki o da ona göre davranırdı. Doğru. Ama sen bekliyorsun aylarca yıllarca. Sonra Haziran oyunda bunu toplu olarak tahsil etmeye kalkıyorsun oyuncudan. O zaman ağızda çıplak. Ya şöyle söyleyeyim. Teknik olarak biraz Snyder'i dolandırmışlar yani benim anladığım kadarıyla. Değil mi? Yani. Faiz binmiş. Ya. Kredi kartına falan oluyor ya faiz bindikçe. Küçük küçük yazmışlar. Aynen. Kredi kart sözleşmesinin altına. Aynen. 11 punt oluyor. Oraları görmemişsin. Kredi kart sözleşmesi imzalarken. Ve sonra birden banka hacize gelmiş. Aynen ya. Neyse Snyder'in evine. Hani karısı, çoluğu, çocuğu falan hepsi şaşırmışlar. Ya bu haciz memurları niye geldi? Öyle bir durum oluşmuş gerçekten. Süre dolarken ben sana bir şey sormak istiyorum. Merak ettiğimiz bir şey. Ya bu arada Galatasaray Avrupa Kupası'na gidemiyor ama aynı günlerde bizim 12 dev adam da olimpiyata katılamadı. Yani olimpiyata katılamayınca Ender Aslan bırakmasını da, spor bırakmasını da dinledim, okudum. O da biraz acı tat bıraktı bende. Üzüldüm. Niye gidemedik olimpiyata? Hani biz çok iyi basketbol takımı değil miyiz? Öyle zannediyorduk aslına bakarsın. Ya aslında ya yanlış anlama. Hani çok yakından takip etmekle alakalı. Daha doğrusu kamuoyunda yaratılan bir algı var. Daha doğrusu bir alışkanlık var. Onu bir kıralım bir kere. Şimdi 2001'de Türk basketbol milli takımı işte Orhun Eneler ve Harun Erneler'in son jenerasyonu ve işte onlara İbrahim Kutlualer ve Hidayet Türkoğulları'nın o 79 jenerasyonun girişiyle birlikte Avrupa ikincisi oldu Türkiye'de. Ve biz 2001'den beri hatta 99'u söyleyeyim 99 Fransa'da ilk 8'e girdik. 99 Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren 2014 Dünya Şampiyonası da dahil diyeyim. Böyle bir 15 senelik süreçte dünyanın gerçekten çok 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 üst düzey milli takımını çıkardık. Çok üst, zaman zaman başarılı olduk, zaman zaman beklentilerimiz altında kaldık. Kaçın içindeyiz mesela dünyada yaklaşık? O 15 senelik için süre için mi söyleyeyim? Evet. 15'in içinde miyiz? 15 hatta 10 olduğumuzu bile iddia edebiliriz. 15 daha gerçekçi olur ama ilk 10'dayız diyebiliriz. Burada bir tane Avrupa ikincisi, bir tane dünya ikinciliğimiz var. Bir tane çok ümit beslediğimiz ama ilk 8'e giremediğimiz turnuvalarda oluyor. Biraz hani aynı jenerasyonu, aynı takımları başka ülkeler yakalasa daha istikrarlı performans gösterirler ama Türk olunca biraz istikrar o kadar kolay olmuyor. Sorun şu ki bu bize bu kadar üst düzey oyuncular yetiştirmiş olmak ve bu kadar uzun süre dünyanın sayılı takımlarından biri olmak bizde kötü bir alışkanlık yarattı. Uğur yanlış anlama yani çok belki de şaşırtacak şey ama bizim milli takımımız artık o kadar iyi değil. Bunu anlayalım bir. Maalesef bu milli takımımız artık o kadar iyi değil. Son 20 yılın en zayıf milli takımı bu. Ve bu sonucu alması da sürpriz değil.
Yani onu bir kere bir baştan cebimize koyalım. Çünkü üst düzey oyuncu sayımız çok azaldı. Gerek bu turnuvaya gelen, gerek kısalar konusunda. Peki bu cediler falan, hani Avrupa şampiyonu oldular. O yüzden ümitlenebiliriz. Yani kötü haberler burada bitsin, bir de iyi haber vereyim. Gerçekten çok iyi bir U18, yani 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımlarımız var. Ki biri final oyunda, biri şampiyon oldu geçtiğimiz yıllarda, hatırlayacaksın. İçinde Cedi Osman'ın, Furkan Korkmaz'ın, şimdi Onur Akbitimler vesaire, bir sürü oyuncunun da geldiği çok gerçekten yetenekli bir jenerasyon da geliyor ki neyse ki şanslıyız. Yani bu takımımızın belli bir seviyeyi kaybetmişti. Hidayet Türkoğulları'nın, Kerem Tunçel'in 79 jenerasyonunun basketbolu bırakıyor olması bizim takımımızı çok geriye götürmeyecek. Yakın zamanda tekrar dünyanın sayılık kadrolarından biri olacağız. Ha, onu parkeye çok yansıtamadığımız yerler de oldu. Bizim yani 2007 Avrupa şampiyonumuz var. 2007 Avrupa şampiyonuna giden en iyi 2-3 takımdan biri bizdik. Yerlerde sürünüm iyi takımımız. O ayrı bir konu. Ama en azından ham madde olarak çok daha iyi bir kadroya yakında sahip olacağız. Ama şu anda bu olimpiyat elemesine giden takımın, biz işte ya Fransa ile çekişiriz falan filan diyorduk. Ya şimdi eğri eğri doğruya doğru konuşalım. Ya bu takımın şu anda Fransa ile falan baş etmesi mümkün değil. Çünkü çok, özellikle kısa pozisyonda çok ciddi sorunları var. Hele de Ersan da gelmediği zaman. Kısalardan da Ender bıraktı. Duncan da bıraktı uzunlardan. Ender mi erken, Duncan mı geç? Ender biraz erken. Duncan'a geç diyebilir miyiz? 40 yaşında abi, daha ne yani, geç mi kaldı? 40 oldu mu ya? Oldu tamam. Ya oldu abi. Biz yaşlı. Hep 30 gibi. Biliyorum, biz yaşlı diyoruz abi. Duncan'sız bir NBA hatırlamıyorum neredeyse. Ben hatırlıyorum çok daha yani az çok öncesini az. Ama ya bir kere zaten kendi yaşıtın sporcu kalmamaya başladığı zaman yaşlandığını anlıyorsun. Ben en son şey oldu. Grant Hill benden yaşlı son NBA oyuncusuydu. Grant Hill bıraktığı zaman tamam abi geçmiş bizden dedim. Ya şöyle, tabii ki 40 yaşında artık hani bir yerde bırakacak. Hani hiçbir zaman bırakmasını istiyorsun. Çünkü öyle bir figür ki ama bir yerde bırakacak. Ve erken değil. Sadece onunla ilgili çok özel bir şey var. Sen Duncan abi böyle çok coşkulu falan hatırlıyor musun hiç? Böyle inanılmaz coştuğu şey yaptı. Ya da çok mesela Kobe'den çok çok bahsedilir. Son 20 yılın en önemli iki oyuncusu Kobe Bryant ve Tim Duncan'dır. Ama Tim Duncan'dan hep mütevazıydı Duncan. Hep mütevazıydı. Hep alçak gönüllü. Ve hep sakin, hep doğruları temsil eden, hep yani komşunun uslu çocuğu gibiydi. Güzel giyimli. Ya ama şöyle, o bıraktıktan sonra mesela hakkında çok fazla açıklama vesaire de yapılıyor. Bir kere bu kadar üst düzey sporcu olmak için muazzam bir rekabetçi olmak olmamak diye bir şey söz konusu değil. Duncan'ın hırslı amaçlarına giderken sonuna kadar kendini zorlamadığını kimse iddia edemez. Fakat bunları yaparken çok nevi şahsına münasır bir karakterdi. Sen de aynı söylüyorsun, hani dışarıdan NBA'ye çok içine girmeden sadece bir seyirci olarak bakarken hiçbir zaman kendini öne çıkarmaya falan çalışmadı Tim Duncan. Zaten öyle bir bıraktı ki basketbolu bıraktığı açıklamayı takım arkadaşlarına yaptı. Takımı onunla da basın toplantısı düzenledi. Takım basketbolu bıraktı, basın toplantısı kendisi gitmedi adam ya. Harika. Ya Greg Popovich tam ona yakışacak şekilde. Tam ona yakışacak şekilde. Mesela Kobe Bryant başka bir karakter. Bunu eleştirmek için falan söylemiyorum. O bir sene boyunca gittiği her yerde seyirciyle vedalaştı. Tim Duncan öyle bir vedalaşmaya falan ihtiyaç duymadı. Ben işimi yaptım. Şimdi sonuna kadar iyi yaptım. Bunu yaparken de çok yani ön plana çıkmak istemedim. Ne takım arkadaşlarımdan ön plana çıkayım, ne şey yapayım. Her zaman çok alçak gönüllü. Bitirici de öyle alçak gönüllü oldu. Ama onunla ilgili Greg Popovich bırakırken böyle gözleri de doldu. Çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki buraya ilk geldiği zaman babası onunla ilgili şey demişti bana. Bıraktığı gün onun şu andakinden insan olarak çok farklı olmamasından sorumlu tutarım seni dedi. İyi oynamasından, kötü oynamasından, dakika almasından değil. Müthiş. Hani müthiş, böyle bir şey beklemiyor. Aynen öyle. Bir kere müthiş. Zaten 4 yıl kolejde kaldı. Yani çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen bir an evvel NBA'ye gideyim, para kazanayım, şöhret kazanayım değil. Lise üniversitesini bitirdi. Ve babası daha o zaman oğlunun ne kadar karakter gelişiminin ne kadar iyi olduğunu farkında olmuş. Tabii babanın da böyle bir baba olmasının da tabii ki faydası var. İlk söylediği şey, ya oyunculuğunu falan bilmem, kaç basket attığı benim için önemli değil. Aynı karakteri kalsın demiş. Duncan'ın en iyilerden biri tarihte ama en iyi olduğu söylenen bir de Serena var. Şampiyon oldu tekrar, şampiyon bir Grand Slam. 22. Grand Slam'ı kazandı yanılmıyorsam. Steffi Graf'la mı eşitlemiş? Steffi Graf'mış eski rekor sahibi. Hani bizim yine yaşımızı tuttuğu efsane tenisçilerden biri. Şimdi düşünüyorum ben. Sen çok daha iyi biliyorsun. Graf mı iyi, Serena mı iyi? Hangisi tarihinin iyisi? Ölçemiyorum. Süzemiyorum. Ya şöyle, bu biraz subjektif olur. Bir kere dönemsel, yani dönemler arası kıyaslamak çok kolay mı sence? Çok kolay. Mesela futboldan da çok kolay. Messi ile Maradona'yı kıyaslamanın zor olduğu gibi. Aynen öyle. Ben mesela her zaman şeyi düşünürüm.
atletizme baktığımız zaman derecelerin nasıl geliştiğini görüyorsun. İnsan ırkı gerek beslenme, gerek çok erken yöntemden en iyi antrenman teknikleri, en iyi ekipmanlar. Yani abi kullandığı ayakkabılarda bile bakıyorsun 52 tane çivi var, o çivi buradan biliyor. Topların değişimine falan bakıyorsun. Doğal olarak insanın fiziksel gelişimi dışında antrenman teknikleri gelişimiyle de modern sporcuların, modern insanın bundan her 15 yılda bir, yani her jenerasyon değişiminde bir kademe daha ileri gittiğini düşünüyorum ben. O yüzden de en modern sporcuların daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ama o yüzden de tarihin en iyisi futbolda Messi tartışması oluyor. Yeni bir sporcu. Evet. Basketbolda Curry, Jordan kadar iyi mi tartışabiliyoruz? Yeni bir sporcu. O yüzden kendi döneminin en iyisiyken, yani kendi dönemini en çok domine eden oyuncu olarak düşünürsek, ben Graf'ı hala bir adım önde koyuyorum. Bunun tek bir sebebi var. Steffi Graf devamlılığı çok yüksek bir oyuncuydu. Serena Williams çok ciddi sakatlıklar onun kariyerini ciddi anlamda baltaladı. Zaten Serena Williams'ın eğer bütün kariyeri lineer olabilseydi, yani sakatlıklar bu kadar şey olmasaydı, zaten 30 küsür Grand Slam'i falan olurdu muhtemelen. Biraz Serena'nın eleştirilme noktası adaletsizlik gibi görülüyor. O kadar kuvvetli ki, çünkü bir erkek tenisçi kadar kuvvetli olduğu için ya diğer kadın tenisçiler arasında çok haksız rekabet yapılıyormuş gibi bir algı var. Ama ben kişisel görüş olarak söyleyeyim, hani bu görüşe çok saygım var bu arada, haklı olduğunu düşündüğüm yanlar, ama bir insanın diğerlerinden daha kuvvetli olması onu, veya daha büyük olması onun suçu falan değildir. Zaten biz sporda insanların fiziksel limitlerini ya da yetenek limitlerini yarıştırmıyor muyuz? Sporun temeli o değil mi zaten? Peki insan ırkı gelişiyor. Her 15 yılda bir en iyiler değişiyor. Serena seviyesine kuvvetli bir kadın tenisçi çıkacak mı? Çıkar mı? Çıkıyor mu? Bence çıkacak. Çıkacak değil mi? Önümüzdeki 15 senede olmayabilir ama bir sonraki 15 senede muhtemelen çıkacak. Daha güçlüsü çıkacak. Daha kuvvetli çıkacak. Daha iyi çalışanı çıkacak. Daha antrenman metotları daha iyi şey derlendiği, daha iyi şey yapıldığı zaman en verimli antrenmanlar nasıl yapıldığı daha çok ortaya çıkacak. Ha, bu kadar rekabetçi olur mu? Psikoloji de orada işin içine giriyor ya. Yani oyuncunun ne kadar istediği, ne kadar arzuladığı, ne kadar kendini verdiği. Çünkü artık biliyorsunuz sporcular sadece sporcu değil, birer pop ikonu gibiler. Yani toplumsal birer yıldız konumundalar diyoruz. Bir başka tenisçiye geçiyoruz. Murray. O da şampiyonluğa ulaştı. O da şampiyon. Ama o seviyede değil. Yok, değil. Zaten herhalde onunla ilgili en büyük eleştiri de o seviyede olamaması. Daha doğrusu teniste şu anda, erkek tenisinde bir troika olduğu için Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal, oraya dördüncü olamaması yüzünden biraz belki de Andy Murray sürüyor. Çünkü yeteneksel olarak o üçünün arasına, ki o üçünün de sorunları var. Rafael Nadal'ın sakatlık sorunları, doping tartışmaları, diğer tarafta Federer'in artık yavaş yavaş sonbaharın Kasım ayına, yani aralığa doğru yaklaştığını düşünürsek, yani istikrarlı bir şekilde buraya girmesini beklemesi biraz, beklediği için insanlar belki de biraz eleştiriyor. Çünkü hani bir İngilizler yıllardır Wimbledon'da bir İngiliz şampiyon bekliyordu. Geldi, o kadar da memnun olamadılar. Biraz da bir Federer sempatisinin falan da bunda etkisi olsa gerek, ama asıl eleştirilen noktada o istikrarsızlığı herhalde, yani Andy Murray'in. Futbolcu kökeni varmış Andy Murray'in. Evet, ortaokul çağı, lise çağlarında. İngiliz olunca otomatikman futbol oynamış oluyorsun herhalde. Aileden diyorsun. De büyük babası da futbol antrenörüymüş, futbolcuymuş. Aileden de varmış genetik avantaj. Sonra da o da 14-15 yaşlarında bir Glasgow Rangers'ta oynama durumu söz konusu olmuş. Benim merak ettiğim, mesela sen çok çeşitli sporların, çok çeşitli sporları inceliyorsun. Hep merak ettiğim, ben sana sorarım, senden öğrenirim. Farklı sporları yapıyor olmak bir avantaj oluyor değil mi? Bazı sporlar için dezavantaj. Mesela tenisçiler yüzme yapamıyor. Öyle yani kassal çok ciddi birbirini... Futbol neye yarar? Tenisçiye yarar mı? Şöyle, futbol ayak hareketlerinin önemli olduğu her sporun içine. Mesela handbolcunun o kadar işine yaramaz. Ama tenisçinin müthişler. İşin ilginç yanı, basketbolcunun da çok işine yarar. Çoğu insan çok yanılıyordur. Çünkü basketbol aslında ellerle oynanan bir ayak sporudur. O yüzden Andy Murray'nin futbol geçmişinin tenisine ciddi anlamda, bu arada bir fiziksel gelişimi, antrenman temposuna alışması falan gibi temel konseptlerden bahsetmiyorum. Futbol temelinin tenise ciddi anlamda ben olumlu katkı yaptığını düşünüyorum. Amerika'da ben antrenörlük kursuna gitmiştim, futbol antrenörlüğü. Amerikan futbol topuyla çalışıyorlar çocukları. Atıyor topu hoca, iki tane çocuk koşuyorlar, yerden sektiğinde çok garip sekiyor ya Amerika futbol topu. Reaksiyonlarını ölçüyor, hangisi topu yakalarsa önce filan. O kazanıyor, öyle bir çalışma yapıyorlar mesela. Amerikan futbolunun futbola iyi tesir ettiğini düşünüyor Amerikalı herhalde. Çalışmışlar, düşünmüşler. Bazı yerlerde deneysel oluyor ama sonuçta Andy Murray'nin yalnız kendisini kabul ettirmesi için artık biraz daha istikrar kazanması gerekiyor bence. Yani
biraz bir de biliyorsun manyak bir annesi var yani hani hakikaten bir kontrol delisi. Ama Andy Murray eğer belli bir oranda o psikolojik bariyerlerini aşarsa bu troika artık hani Rafael Nadal ne kadar geri dönebilir bu sakatlıklardan, doping tartışmalarından. Roger Federer de çıkmışken Djokovic'e bir rakip lazım abi. Djokovic çünkü yani insanlık dışı bir üstünlük sağlamaya başladı. O rakip inşallah Andy Murray olur ve tek kalmaz diyorum ben. Yaşı da 27-28 falan ama girebilecek durumda herhalde. Olur mu böyle? Girer mi oraya? Girecek bence ya. En azından biraz en önemli aday diyoruz. Süremiz tamamlandı. Kısa bir tur attık gündemde. Yeni programa kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.